Bana kıyafet almayı unutma. Hı. Bir de sigara. Bak ya. Aferin ya, Çiçek. İki günde kendine benzetmişsin adamı da. Çiçek, rica ediyorum senden kızım. Bırak bak sen bir. Benim canımsın. Nerede o annen? Çiçeğimsin sen. Ben senin babanım. Unutma. Ne olur dinler misin beni? Senden rica ediyorum. Bak ne olur rica ediyorum senden. Rica ediyorum. Ne olur. Bırak. Ne olur. Dinle. Bu ne arıyordu anda? Baba bırak, sen bir şey bilmiyorsun. Dur bir. Bu ne arıyordu anda? Anlat, babam da anlasın. Bundan yıllar evvel
Çocuk doğurdum ben. Masal anlatma bana. Dünyanın en güzel kızıydı, en akıllı, en iyi kalpli. Mucize gibi bir şeydi. Gerçek olamayacak kadar güzeldi. Çiçek koydum adını. Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Hiç öyle mucize falan gibi olmadım ben. Senden bahseden kim? Bu kim? Ablan. Ablam mı? Ablam var benim. Nerede şimdi? 18 yaşındaydı işte. Koydular teşhisi. Kanser. Bir yıl dediler yani. Yaşasa yaşasa bir yıl yaşar dediler. Öldü mü? Tek bir umut vardı yani, tek bir şans. Bir kardeş, öyle dedi doktorlar. Kardeşinin iyiliği kurtarabilir dediler kızınızı. Ağlaya ağlaya sevişir mi insan? Ben seviştim. Gözlerimde yaşlar, dudaklarımda dualar ben. Öyle seviştim babanla. 9 ay sonra ameliyathanede ben seni doğururken ablan yan odada can çekişiyordu yani. Çok vakti kalmamıştı artık, yazık. Olacak sandım. Olmadı yani, iliğin bir işe yaramadı. Ameliyattan 20 gün sonra kapattı gözleri. Annesinin çiçeği bir daha da açmadı. Senin suçun değil. Evet. O zaman da böyle demişti baban. Onun suçu değil Ülkü. O da senin evladın Ülkü. Ama ben sana baktığım zaman ne düşünüyorum biliyor musun? Yapma. Tek bir şey için doğurdum seni. Onu da beceremedin. Bu saatten sonra benim için ölsen ne fayda, yaşasan ne fayda? Yalan söylüyorsun değil mi? Sevdin beni değil mi anne? Hiç mi sevmedin? Sevdim. Ben seni ablanın yerine büyüttüm. Ve o sana hediye ettiğim elbiseler. Hepsi ablanın. Mozaik pasta. Onun en sevdiği seramikler. En bayıldığı şey. O film de öyle. Ve tıp ne? Tıp ne? Ablanın bölümü işte üniversitede. Senin adın bile senin değil. Apar topar taşındık işte Ankara'dan buraya. O kadar yıl onun yerine büyüttüm ben seni. Ben sana baktım onu hayal ettim. Sen de sesini çıkarmadın. Ben ne dayattıysam kabul ettin. Dualarımı duymuştu yani yukarıdaki, anlaşmayı kabul etmiş ama ben
Ben nereden bileyim? Meğer onun da bir şartı varmış. Ne şartı? Üniversitedeyken birine aşık olmuştu abla. Biz tabii karşı çıktık, dedik çok erken. Ama o delikanlı bizim de gönlümüzü fethetti. Çok iyi bir çocuktu. Çok çok temiz bir kalbi vardı. O kadar seviyordu ki ablanı. Adı Doğan'dı.